Selam dostlar, Butik İşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabartmalı ledli tablo yapıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3D yazıcıdan sevgili eşimin portresini bilgisayar 3D ya bir bilgisayar programıyla 3D halinde rölyef şeklinde çalıştım. Rölyef haline getirdim ve onu 3D'den çıkarttım ve herhangi bir çerçeveyle ışıklarıyla bir böyle led tablo yaptık. Peki nasıl yapmış o ışın açıyı? Şu gözüktüğü gibi dostlar. Böyle bir tablomuz var. Bu nasıl yaptığımı bilgisayarın şu yanamana korum. Artcam diye bir programdan çizdim. Rölyef haline getirdim. Ve 3D'den çıkarttım. Bunu nasıl çıkarttım da biraz koyarım. Nasıl çıktım da? Onu da koydum. Ve bir çerçeve yaptım dostlar ahşaptan. Ahşap çıtaları eğim açılarını keserek bir çerçeve yaptım. Onu da koyacağım şimdi. Onu da koydum. Nasıl yaptım şu an. Ve sonra arkasına led ışık döşedim dostlar. Ahşap görünümlü plakalar var. Plakaları yerleştirdim. Plakalar yerleştirdim. Ve köşelere izole bant çektim ki bir siyah temamız olsun diye. Daha sonra bu hale geldi dostlar. Bu birinci modelimdi. İkinci modelim ise direkt şöyle 3D'den çıkarttım. Siyah bir çerçeve yaptım. Ve aynı şekilde diğer bir fotoğrafımızı rölyef halinde çizdim. Daha sonra da arkasına led ışık döşeyip kapattım dostlar. Bu kadar basit. Şimdi üçüncüyü birlikte yapacağız ki nasıl yaptığımıza bakalım diye. Üçüncü fotoğrafımızda inci küpeli kız. Evet. Sevdiğim bir tablodur. Resimlerle aram iyi sayılır. Böyle sevdiğim... İnci küpeli kızın kendisi selfie çekmiş. Bilmiyor mu kim? Sen biliyor musun? Hayır. Sen biliyor musun? Bilenler yoruma yazsın. Allah aşkına şunun salon sahibi kim biliyor musun? Ben biliyorum tabii ki. Kim? Söylemez ama. Google'dan bak söyle gel. Sen internet çekmiyor. Kimmiş? Onu da öğrenmiş olalım bari. Bak Anadolu'dan değil. Bulamadın mı? Johannes Vermeer. Arkadaşlar internetten bakıp aşağı yazarım. Ben onu söyleyemem. Ressamımız da o şahısmış. Güzel bir tabloya sahip. Bu güzelliği bize kattığı için teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi sonra led ışık döşeyeceğiz buralara. Hatta kapağına döşeyeceğim. Sıra sıra led ışık döşeyeceğiz. Bir dimmer yerleştireceğim ki ışığı açıp şiddetini ışığı açıp kapatalım diye. Yani çok açık veya kapalı kullanabiliriz, şiddetini değiştirebilirim diye. Bir de düğme ekleyeceğim ki prizle uğraşmayalım, şak şak kapalı başalım diye. Şimdi yapımına geçelim. Önce ledlerimi şöyle bir döşeyim. Dostlar şöyle ledlerimizi döşedik. Şöyle gösterelim. Şimdi RTX'i bağlantılarını lehimleyeceğim. Tek 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 tek. Daha sonra yanıp yanmadığını kontrol edeceğiz. Dimmer bağlayacağız. Bir düğme yapacağız. Yapıştırıp gideceğiz. Bitti bu kadar. Evet dostlar. Şimdi ledimizi döşedik. Şöyle RTX'i. Bağlantılarımızı lehimledik. Ve çalıştırınca çalışıyor. Bir bakalım. Şöyle olacak dostlar. Şöyle hafif bir set olacak. Ve inci küpeli kız ortaya çıkacak. Şimdi ışın şiddetini ayarlamak için bunu kullanacağız dostlar. Bu pot diye geçiyor. Kaç 5K değil mi? Aynen 5K potumuzu buna yerleştireceğiz. Şuradan çıkartacağız. Dostlar led bağlantılarımızı yaptık. Potumuzu koyduk ışın şiddetini ayarlamak için. Buradan hafif şiddetini değiştirebiliyoruz. Sonra bir aşkıpa buton koydum ki hiç prizle uğraşmadan buradan aşkıpa yapalım. Buradan da şiddetini değiştirelim diye. Sonra da RTX'i bağlantılarını yaptım ve bir 12 volt bir adaptör trafoyla da bağlantısını yapıp kapatacağız ve son haline bakacağız. Plakamızı iyileştiriyoruz. Tüm bağlantıları yaptık. Artık açtığımız zaman her türlü ışını ayarlayabiliyoruz. Şöyle aç kapa yapabiliyoruz. Rahatız. Şimdi sadece plakamızı koyup iyileştirip sabitlememiz kaldı.
Plakamızı yapıştırdık. Şimdi yaptığımız düzeneyi de buraya yapıştırıyoruz ve kapatıyoruz artık. Finallerdeyiz. Nasıl? Aa, çok güzel. Aa, çok güzel. Ama yapışmadı. Yapışır. Yapışacağım. Yapıştırmadım çünkü. Son kontroller. Checking yapıyorum şu an. Checking. Dostlar yaptık, bitirdik. En son bağlantıları yaptık. Sonra kapağını kapattık ve şu haldeyiz. Dimmer'la açıp kapa yapabiliyoruz. Ve arkasında aç kapa butonu ekledim. Açtığımız zaman açılıyor. Kapattığımız zaman kapanıyor dostlar. Görseli istediğim zaman değiştirebiliyoruz. Yani yeni bir şey çıkartabiliyoruz. Ben bu tabloyu seçtim çünkü İnci Küpeli Kız'ı severim. Şöyle de örneklerini gösterelim. Selofsum yapma çocuğum. Aşağıda yazıyor. Bilmiyorum çünkü. Bu haftalık bu kadar dostlar. Bu şekilde yapmış olduk. Evimizin köşesinde güzel dekoratif bir obje olmuş oldu. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.